Evet efendim, kadınların güzellik sırları neler biliyor musunuz? Ben bilmiyorum bir erkek olarak, bakalım Ala Hanım biliyor. Güzellik sırları ne efendim kadınların? Cilt, vücut, saç, makyaj. Bu senin modası ne makyaj? Bu sene toprak tonları, mat tonları, çok parlak olmayan, dudaktan soft ve çok yumuşak renkler tonları. Daha çok pastelli yani. Gidecek. Burada mı aslında bir kadına ne istiyorsa hepsini verebiliyorsunuz. Doğru mu biliyorum? Tabii ki, tabii ki. Bir gelinden hazırlanmasını en önemli saç, makyaj, jel tırnak, manikür, pedikür, kalıcı oje, cilt bakımından kalıcı makyaj, tırnakta en önemli dizaynlar yapılıyor. Yani Swarovski gerçek taşlardan. Nasıl Kıbrıs halkı sizce? Gördüğünüz gibi salonunuzdaki girdiğinizde o kadar çok yoğun bir halde oldunuz. Evet, çok bakımlıdırlar, çok iyi, hiç sorunu yaratmayan insanlar. Çok uyumlu, dinlenen, mesela fikrini söylediğinde mutlaka dinler, denemesine izin verir. Hiçbir zaman tepki yok, hayır ben yapmayacağım diye duyamazsınız. Sürekli uyum sağlanan bir tek bir sorun var. İlk önce farkınız ne? Farkımız kadınları çok çok güzel yaratmak odur. Yani sabırlı olmak, kadınlara istediğini vermek ve değişiklik yaratmak odur. Yani bir kadın güzel olması çok az aslında bir şeye ihtiyacı var. Ama evet. O dokunuşunu bulması gerekiyor işte. O da biz de bekliyoruz. Aslında çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bir kadın kendisini mutlu hissettiği tek yer vardır. Ayna karşısında mutlu olursa bütün her yerde mutlu olmaya başlar. Yani kendisini iyi hissetmesinin en güzeli. Eğer bu kadın bir eşse evinde kocasına mutlu olacaktır. Eğer anne ise evladına karşı. Yani aslında siz burada kadınları mutlu edip gönderiyorsunuz. Doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Ben de bir kadın olarak benim eş ya da kızım ya da çocuklarımın iltifat duyduğumda çok güzel, mutlu oluyoruz. Onun için ben düşünüyorum bizim de müşterilerimiz, arkadaşlarımız mutlu oluyorlar.